renklisin ya. Aşkım beni sen renklisin. Sen renkli sen de ya. Çok böyle sinirlisin sen. Acaba neden? Hello, hello Tarantino. Ya siz olsanız bile ya. Ay elin şey yani. Seni ghostlamış. O içinizde bir tarafınızda böyle bir kurt varsa o doğruyu söylüyordur. Anasını kardeşim sevmenin. Haşa ben de yani inanılmaz olağanüstü bir zeka örneği parçası olduğumdan değil. Evet zanlarım, yazın göbeğinde 40 derece havada nerelerden giren sıcaklıklarla birlikte camlar kapalı, vantilatörüm açık bir şekilde renkli jet 5'i çekiyoruz. Ben de inanamıyorum bugünün geldiğine. Gerçekten çok uzun sürdü bugünün gelmesi. Regli Chat konseptiyle yeni tanışanlar için öncelikle Regli Chat ne? Bundan birazcık bahsedelim. Regli Chat konsepti benim bundan sanırım 2 yıl önce bulduğum bir konsept. Bu konsept içinde benim PMS sürecimde, PMS'i bilmeyenler için. Yani kısaca bayağı can sıkıcı bir şey. Okursunuz ama ben PMS dönemindeyken çektiğim videolar. Bu videoları çekmemin en büyük sebebi aslında bir farkındalık yaratmaktı. Yani bu şekilde girdim. Regl dönem, menstrual dönem kadınlar için gerçekten aslında bir aya yayılan, çok ciddi manada kadının hayatını etkileyen, hormonal anlamda her şeyi dokunan bir süreç, bir periyot. Bu dönemdeki insanların "Aa sen reglisin ya, aşkım beni sen reglisin, sen reglisin de ya, çok böyle sinirlisin sen. Acaba neden?" tadındaki sorularına karşı çıkmış bir içerik. Tamamen böyle bir başkaldırı, protesto. Bu dönemde mantıklı judge'layıp, sinirliysek de sinirimizi, oklarımızı böyle atıp, nah çekmeden, kibarca, insanların kafasına soru işareti bırakmaya çalıştığımız video içeriklerinden oluşuyor. Bugünkü Regli Chat videosunun diğerlerinden en büyük farkı ne olacak? Son dönemde konuşurken bir şey yapmayı daha çok tercih eder oldum. Bu videoda da yaz makyajı yapacağım. Sizlere Instagram'da ben sormuştum bu videoda nelerden bahsedeyim diye. Tam bilmem kaç videomda göstermiyorum. Bir Kahuna Burger var. İzlemediyseniz Pulp Fiction izliyorsunuz. Tarantino! Hey Tarantino! Bir dakika onunla bir konuşayım ya. What's going on here? How's it going, man? How are you? What's going on here? What's going on here? What's going on here? Put that down. What's going on here? What are you doing? What are you doing? Can you not talk to me? Just for the... What are you doing? Hello Tarantino. Canım benim. I am promoting you and your film Pulp Fiction in every video of mine. Pay me or better than paying, please make me act in one of your movies. Canım Tarantino. Çok büyük hayran. Ay bacı benim çok seviyorum seni. Valla çok seviyorum. Yani I love you. Anlıyor mu? Canım tabi. Anyway Santino, you heard me and you know that I am great and I'm a star. Find me. We will see each other in like 2 years. I know. I love you. Ya şimdi Tarantino Mando dedik alalım da ayak fetişi var arkadaşlar. Alın filminde de göster, ayağımızla da ünlü olmayalım yani diyeceğim de. Olabiliriz. Bu bilgisayarı ve arkasındaki sticker'ı göstermemin en önemli sebebini söylüyorum şimdi. Yakın zamanda BKM altyapıyla birlikte sahne almaya başladım. Ki bu zaten uzun bir süreçti ama artık altyapı olduk ve bu şekilde devam ediyor. Premierimize bir tane takipçim geldi. Melike adında. Bana bunu hazırlamış. Ya manyak! Ya inanamıyorum sana ya. Gerçekten şuna bakın arkadaşlar. Ay dün gece geldi. Bunu hatırlayıp hazırlamış. Canım benim. Buradan ona selamlarımı yolluyorum. Melike'cim kokulu öpücüklerimi yolluyorum canım benim. Bu arada videoya başlamadan önce minik bir ricam olacak. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Hatırlatabilirim, unutuyorsunuz bazen. Unutuyorsunuz değil mi? Kasten değildir o. Tamam. Kim geldi? Drana Müzik. Nana Hera. Evet, önce Allah'ın belalarından bahsedelim. Ghostçulardan bahsedelim. O sırada benim best güneş kremimi göstereyim. Arkadaşlar güneş kreminizi rica ediyorum kullanın. Bu çok iyi, ben bunu kullanıyorum. Ama tabii her cilde olan etkisi farklı. Ben beğeniyorum, onu söyleyeyim ve devam edelim. Bu arada reklam değil. Reklam olabilir. Purist. Ghostlanmak arkadaşlar. Ghostlanmak üzerine birazcık konuşalım. Bununla ilgili gelmiş bayağı. Ghostlanmak hakkında düşündüğümle ilgili. Ghostlanmayı ben açıkçası tabii ki de ilk defa deneyimliyorsanız, yaşınız küçükse örnek veriyorum. Ya da ne bileyim aranızda hiç ghostlanmayacak kadar böyle ultra bir insan değilsin. Ghostlanmayı ilk defa yaşamadığınız sürece bence ne kadar etkili bilemiyorum. Yani çok aşık olmanız lazım. Ben ghostlanmaktan çok etkilenen biri değilim açıkçası. Gıcık olurum bak. Bir uyuz olurum. Bir ayağımın altına almak isterim o insanı. Ama şey olmam yani böyle. Kendimle ilgili bir özgüvensizliğe bu konuda düşmem. Ghostlayan kişinin bunu yapmasının sebebinin siz olmadığını çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Ya siz olsanız bile ya. Ay elin şey yani. Seni ghostlamış. So what? Seninle iletişim kurabilecek seviyede değil. Anlıyor musun?
Seninle konuşmak isteyen insan seninle konuşur. Buna bir hakkında tut önce kanka. Seninle konuşmak isteyen insan seninle konuşur. İstemeyen konuşmasın ya. Ayrıca açık iletişimde olmayan, ghostlayan ve böyle neden ghostladığıyla ilgili ben konuşmak isteyemeyen sebebini açıklayamayan bir ezikle iletişim kurmaktansa onunla hiç iletişim kurma daha iyi. Çünkü bu adam açık iletişimle bilmiyor. Şunu dese okey bende birisi ha. Bak mesela ben artık seninle hoşlanmıyorum. Seninle ilgilenmek istemiyorum ya da böyle bir vakti yok. Hani neyse sebebi artık. Birisi gelip bunu açıklama cüretinde bile bulunamıyorsa o şeyden değil yani sen değersiz olduğundan falan değil. Adam açık iletişimde bulunamıyor ya da kadın bunu beceremiyor. Ya da gender fluid ya da pronoun they them non-binary. Bunu yapamıyor. Anlıyor musun? O onun problemi. Bırak onu. At kenara. Çöp. Kendi gelişirsin arkadaş. Önce konuşmayı öğrensin. Biraz kişisel gelişim. Diyanardan bir kişisel gelişim kitabı alsın. Kendine utansın bir. Kasada öderken. Bununla ilgili benim bir problemim var. Herkes görsün. Hiç kimseyi ghostlamadın mı? Ghostladım. Neden? Aptaldı yani. O aptalda laf anlatamıyorsun. Açık iletişim tamam bir kendi bir tarafa bir yere kadar da yani bir yerden sonra da yok yani açık iletişim falan. O da olmuyor. Adam aptalsa bir şey anlatamazsın. Bunu bir kullanıyorum dudaklarımı yumuşatmak için. Essence'in Caring Shine diye 203 numara bir ruju. Ama ben bunu çok beğeniyorum. Çok güzel dudaklarından diyor. Kardeşimiz sağ olsun kullanmama izin veriyor. Yüce Honos. Şimdi şey gelmiş arkadaşlar. Cahil insan topluluğu ve bunu biz nasıl durdurabiliriz? Arkadaşlar biz bunu durduramayız. Biz oturup cahil insan topluluğu hakkında düşünmektense kendi cahil yanlarımız düşünürsek ben daha yararlı olur ve bu cahil insanlarla ben açıkçası oldukça belirli bana cevap veremeyecekleri ya da cevaplarını kısıtlı bir ekran arkasından verebilecekleri şekilde insanlara hala dokunmaya çalışıyorum. Haşa ben de yani inanılmaz olağanüstü bir zeka örneği parçası olduğumdan değil. Evet gerçekten çok geri zekalı var. Yani bu hani gerçekten şu an benim günlük hayatımda bir problemim olduğu için hani çevremde de var çünkü geri zekalı. Geri zekalıyı ya ignorluyorum arkadaşlar ya da zorunlu olarak olmak zorunda olduğum bir ortamsa onunla belli başlıklar üzerinde sadece iletişimde bulunuyorum ve böylece kendimi kotarıyorum. Çünkü altyapısı bozuk insanlarla iletişimde bulunmak zordur. Çünkü alt taraf çok dengesiz olduğu için üstüne ne koymaya çalışırsan çalış temeli zaten böyle sarsıntılı olduğu için üstüne koyduğun bütün taşlar onun yıkılması için bir sebep oluyor. Ama demeye çalıştığım şey şu. Ben oturup bu insanlarla uğraşamam. Dünyaya gelmiş sizi bir kere. Zaten küresel ısınma var. Dünya nasıl bellenmiş zaten ya. Şu saatten sonra ben bir de bu insanlara mı vakit ayıracağım kardeşim? Ben işimi yaparım. Çok da güzel bir dille anlatırım yaptığım işi. Herhangi bir konu başlığı üzerinde azami fikir belirtebiliyorum. Çünkü çok kitap okuyorum. Bu adam bunu almak istiyorsa alır. Almak istemiyorsa ben onunla bunu tartışıp haklı bir taraftan onu göstermeye, perspektifini kırmaya çalışmayacağım. Kırsın. Ben kırdım. Sen de kır. Sen de kır kardeşim yani. Elinin altında telefon var. Oku kır. Yani inanmak istediğin tarafa aitsin. İnanmak istediğin taraf da senin tercihin. Bana ne? Hani insan haklarına aykırı bir şey yapmadığı sürece o tarafta da işte insan hakları devreye giriyor zaten. O konuda bir sesimiz çıkarıyor. Başka. Ya salak insanlar arkadaşlar uğraşmayın. Salak insan salaktır. Siktir et. Evet şimdi gelen böyle random bakıyorum bu arada. Daha önce bunları hiç hazırlanıp falan konuşup doğaçlamak akıyoruz bu arada hala. Fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tamamen bilinç akışı tekniğiyle birlikte konuşuyorum. Hatta iş yaptığım için daha da bilinç akışı. Yani ben iş yaparken konuşmam benim için genelde çok zor bir şeydir ama artık bununla ilgili kendimi challenge'lıyorum. Çünkü iş yaparken konuştuğumdan daha çok aklımdakilerin döküldüğünü fark ettim. Daha akışkan konuştuğumu fark ettim. Sorumuz şu, hangi erkeklerden uzak durmalıyız şeklinde. Erkek kadın fark etmez. Arkadaşlar bakın şu anasını sattığımın iç sesini bir dinlemeyi başarabilsek hiç canımız yanmayacak. O içinize bir şey oluyor ya böyle emin olamadığınız bir taraf oluyor ya siz böyle yiyip bitiren daha ilk günden olur o zaten. İlk gördüğünüz andan. Onu susturursunuz, ona başka sebepler sunarsınız. Kapa çeneni, sus bakayım sen. Otur kızım aşağı dersiniz ya. Onu yapmayın. O içinizde bir tarafınızda böyle bir kurt varsa o doğruyu söylüyordur. O tutarsızlığı hissediyorsanız kendinize kaçın ya. Birisi siz dengesizlik bırakıyorsa hayatınızda böyle çok güzel stabil giden bir hayatınız hatta gitmesin. Dengesiz de gidebilir. Ama yeni bir dengesizlik ekliyorsa birisi hayatınıza kaçın ya. Sonra onu bir dengeye koymaya çalışıyorsunuz. Biri gelecekse hayatınız dengesiyle gelsin ya. Allah Allah. Zaten böyle yokuş aşağı gidiyoruz anasını. Biri itiyor bizi. Altımıza böyle poşet koyuyor. Kar döküyor altımıza bir de. İyice böyle gidiyoruz altımız uçurum. Biri de tutsun bizi ya. Biri tutsun ip bağlasa alt koy geri çeksin bizi ya Allah Allah ya. Budur abi böyle insanlardan uzak durun ya. Sizi itmeyecek böyle aşağı doğru. Birisi tutmaya çalışsın sizi ya. En kötü yalnız otursun alsın poşetini sizinle bir de aşağıda kaysın sizinle bir de uçurumdan bir de gidin yani. Tövbe yarabbim o da olmasın da. Kadın erkek fark etmeksizin herhangi bir arkadaşlık ilişkisi için de geçerli bir şey bu. İşinizdeki şüphesi bir dinleyin.
En büyük önerim bu. Sevgilinden ayrılırsan başka kimseyi sevmemişsin. Yalan, öyle bir şey yok. Hatta gidersiniz o yapmam dediğiniz hataları bir daha yaparsınız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sevgilinizden sırf bu duygu yüzünden ayrılmıyorsanız önceki sevgilinize de hata ediyorsunuz. Ona da ayıp ediyorsunuz. Neden yani? Daha iyisi gelse gidecek misiniz yani? Hani bu manada mı bu? Birisi size acı veriyorsa, birisi sizin canınızı yakıyorsa o sevgi değil arkadaşlar. Buna böyle bir şey değil ya. Biri geliyor Allah'ın aşkına bak geldi 3 gün boyunca aşkım seni çok seviyorum. Hediyeler, pastalar şöyle 2-3. Gün aldı böyle kalbini. İçinden söktü, yere attı, üzerine zıpladı. Böyle trambolin gibi oynadı. Ondan sonra ama beni çok seviyor. Ben ondan ayrılsam bir daha kimseyi sevmem. Kimse de beni sevemez. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sevmek güzel duygular bunlar. Anasını kardeşim sevmenin. Anlamı kalmadı ya. Senin yüzünden kimse inanmıyor ya böyle bir şeye. İlişki yaşamayı bilmiyoruz arkadaşlar. Bak ilişkindeki adama, kadına, non-binary bireye artık kimse bireye. İnsan gibi sadece bakıp onun alanına saygı duyup kendi alanına saygı duymanabilirsen. Ve her şeyden önce bir ilişki içine girmeden kendinle olan o yalnız alanında yaşamayı öğrenirsen. Kendine olan saygı duygunu geliştirebilirsen. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmayacaksın. Siz ilişkiyi sanıyorsunuz ki. Ya ben de öyle sanıyordum bu arada. Birine ben tasmayı takayım. 2 seneye evlenelim. Zaten 5 ay sonra anasını herkes biz evleneceğiz zaten. Biz çocuk takip buna. Evleneceğiz. İyi evlen kanka. Devlet senin şeyini onayladığı zaman resmi birlikteliğini. O yüzden senin sonsuza kadar seninle birlikte olmak zorunda. Tabii. Sinirlendim. Ama demeye çalıştığım şey şu. Hayat bir tren içindesiniz. Bazı duraklarda iniyorsunuz. Bazı insanlar tanışıyorsunuz. Sonra o trene binip gidiyorsunuz. Bazen de o insanı da yanınıza alıyorsunuz. Onunla beraber yola bir süre devam ediyorsunuz. Bazen o iniyor. Artık şunu anlayın. Hayatın ne kadar eğlenceli olduğunu, insan tanımanın ne kadar kıymetli olduğunu, bazen canınızın yanmasının çok özel olduğunu bir algılayın. Lütfen. Ben bunu algılamakta o kadar uzun süre zorlandım. O kadar canım yandı kesin o kadar yanmasın. Güzel şeyler deneyimlediğinizi bir fark edin ya. İçinde boğuluyorsunuz duygularınızı. Çünkü kabul etmiyorsunuz ki ya etmiyorsunuz önce. İçiyorsunuz duygunuzu. Öyle bir şey yok. Ben duyguları her zaman şöyle adlandırırım. Duyguyu bir çocuk gibi benzetirim kafamda. Duygularımızı çocuklarımız gibi benzetirim. Bir çocuğumuz var evde. Ve sana geliyor ki. Anne benimle ilgilen. Biz diyoruz ki anneciğim şu an benim işim var. Anne benimle ilgilen. Biz diyoruz, anneciğim bak şu an işim var. O çocuk sesini çıkarmak için senin onu dinlemek için bağırmaya başlıyor. Duygular benim için böyle. Duyguları göz ardı ettikçe bir çocuk gibi çığlık atmaya başlıyorlar. Bu yüzden bu kadar acı çekiyorsunuz. Artık şu duygularınıza barışın. Tanımadığın birini özlemek, bağlanmak, onunla ilişkideymişsin gibi hissetmek. Ya ben böyle şeyleri genel olarak şuna bağlıyorum. Yalnız haliyle barışamamış. Demin bahsettiğim mevzu aslında. Yalnız haliyle barışamamış durumda olmak ve özellikle çocukluktaki aile ilişkilerindeki kopukluklar, sevgiyi alma diliniz sizin gelecekteki ilişkilerinizdeki tutumunuzu çok etkiliyor. Bu gerçekten çok doğru bir örnek. Yani hiç tanımadığınız bir insana 5 günde çok ciddi bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Çünkü bir boşluk var tamam mı sizin içinizde arkadaşlar? Bu da beni darladı. Bir boşluk var içinizde. Siz o boşluğu doldurmak için yapmayacağınız bir şey kalmıyor. Hiç tanımadığınız birini bile o boşluğu doldurması için izin veriyorsunuz. Sanıyorsunuz ki o boşluk kapanacak. Aslında öyle olmuyor. O boşluğa giren herkes o boşluğun böyle bir yuvarlak gibi düşünün. O boşluğu böyle genişletiyor. Sonra oradan çıkıyor, gidiyor. O boşluk daha da genişliyor. O boşluğu kapatmak sizin elinizde. Birisi ona gelip kapatamaz. Siz yapacaksınız bunu. Birisinden bunu beklememelisiniz. Bunu bekledikçe arkadaşlar o boşluk daha da derinleşecek. Çünkü hiç tanımadığınız insanlardan nasıl yani size annenizden babanızdan alabalığınız bir sevgiyi vermesini bekliyorsunuz ki 5 günde. Tanımıyor sizi ya. Mantıklı düşün. Tanımıyor. 5 gün önce hayatınızda yoktu. Ya da o kadar acıyı yaşarken yoktu hayatınızda. Bu arada minik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu da bilin bu arada. Hayatınıza giren insanlara, partnerlerinize böyle lombur lombur bütün özel hayatınızı anlatmayın. Eski ilişkilerinizde kimlerin size ne yaptığını genel olarak anlatmayın bence. Hani benim böyle bir şansım yok. Ben bütün ilişki hayatımı burada döktüğüm için benim bütün sevgililerim bilir bunları. Yapacak bir şey yok bu konuya. Onu da değil benim. Ama yani size tavsiyem gidip bunu anlatmayın. Bence. Çünkü insanlar şöyle bir psikoloji var sanırım ya. Psikolojide böyle bir şey var mı bilmiyorum ama doktorlar daha yapmasın bunu. İnsanlara böyle size potansiyel max yapılan kötülükleri anlattığınız zaman onlar da şey diyor. Aha bak buna bu böyle bir şey yapmış. Ben de buna bunu yaparım. Daha da kötüsünü de yaparım. Bilinçaltına bir yerde bu yükleniyor. Size emin olun bak diyorsun ki bu beni çok acıttı. Bunu bana yapma. Bunu yapıyor. Sebebi bu bence. Ya bu çünkü yaşamaya yoktur. Dünyanın en büyük klişesi zaten bu. Bence anlatmamayı tercih edin uzun uzun zaman. Yani bunun sebebi dediğim gibi yalnızlığınızla barışırsanız bu bağlanma problemlerini çok yaşayacağınızı zannetmiyorum. Kapatmadan önce konu başlıklarımız bu kadardı. Bu kadar seçtim. Üzerine konuşabileceğim, hakkında konuşabileceğim bu kadar çıkarabildim. Makyajımı da biterken sizlerle
Dudağımdaki renk çok fazla oldu. Her neyse. Sizlerle son dönem benim nasıl olduğumla ilgili konuşalım birazcık. Birazcık da iş dökme. Son dönemde nasılım? Son dönemde birazcık şey olduğum anlar oluyor. Anda duramadığımı hissettiğim anlar oluyor. Biliyorsunuz Almanya'dan döneli yaklaşık Eylül'de döndüm. Ne kadar olmuş oluyor? 8 ay mı 9 ay mı öyle bir şey oldu emin değilim. Daha fazla oldu hatta. Bayağı oldu yani kısaca. Ona rağmen hala kalbimin bir tarafının orada kaldığını hissediyorum. Ve bu his beni yoruyor. Genel anlamda Ted Mosby gibi nostaljik bir şekilde geçmişle yaşamayı istemiyor. Ama sonuç itibariyle bahsettiğimiz şey benim bir başka yerde de bir hayat oluşturmuş olmam. İlk evime orada çıkmış olmam. Birçok ilkimin orada olması ya. Yalnız yaşamam. İlk defa yurt dışı olmam. Bunlar büyük ilklerdi benim için. Özellikle o yalnızlık parti. Almanya'dayken çok mutlu değildim. Bunu zaten biliyorsunuz. Burada kartı çıkar birazdan taşınma videomu. Orada da bahsediyorum. Mental durumum iyi değildi zaten. Dönerken özellikle gerçekten gelmem gerektiği için, dönmem gerektiği için döndüm. Psikolojim için döndüm. İşimi yapmak için döndüm ve de. Ama öyle de böyle içim gidiyor yani. Sürekli içim gidiyor oraya. İçim kayıyor. Yolda yürüyorum aklıma orası geliyor. Oradaymış gibi hissedilmek için oradayken yediğim yemekleri yapan bir restorana giriyorum. Oradaymışım gibi hissedip Rossmann'a giriyorum ama koyayım. Ya böyle bir komedi olabilir mi? Rossmann'a giriyorum ki Almanca yazılı bir şey göreyim. Yani Almanca çalışıyorum. Sürekli Almanca podcastler dinliyorum. Almancam daha iyi olsun istiyorum. Ki hala şu an çok iyi bir durumda değil. Çünkü aynı zamanda çalışıyorum. Oyunculuk yapıyorum. Bu da çok vaktimi alıyor. Burada da bir kariyer var. Şimdi benim handikapı şu benim olayım. Onu söyleyeyim size. Benim burada durumumun sebebini söyleyeyim şu an. Ben arkadaşlar show business'ta iş yapan bir insanım. Ve kendi ana dilimde üretiyorum şu anda. Ya İngilizcem çok iyi. Yapabilirim o işte de ama şimdi ben burada bir network oluşturmuşum. Şu anda zaten BKM'nin içindeyim. İyi bir yerdeyim. Aynı zamanda burada sosyal medya için düzenli insanlarla görüşebildiğim, ülkenin en iyileriyle görüşebildiğim bir noktadayım. Şimdi ben kalkıp oraya gitmem demek ne demek biliyor musun? Sıfırdan başlamam demek. Ve daha burada bir şeyler olmaya başlarken bunu yapmak bu riskli bir şey. İşte bunların hepsi birleşiyor, beni sıkıştırıyor. Hayat şartları İstanbul'da gerçekten çok zor. Emin olun yalnız değilsiniz. Yaşadığınız bir kahve alırken bile o kafanızda oluşan soru işaretlerinin aynıları bende de oluşuyor. Hiç merak etmeyin. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Ya garip geliyor anlıyor musun? Bir kahveye ben neden 80-90 lira veriyorum ya? Yani yaşamanın lüks olduğu bir yerde, nefes almanın lüks olduğu bir yerde insan çıldırıyor. Ve ben sürekli dolayısıyla oraya düşünüyorum. Çünkü ben bir deneyimledim de geldim. Hayalini kurmuyorum sadece. Ben deneyimim, yaşadım da geldim ya. Ya ne bileyim nehrin kenarında bisiklet falan sürüyorduk. Bir lokal bir bar buluyorduk, oraya gidiyorduk. Ya huzur var vardı ya, kuş sesleriyle uyuyordum tamam mı? Bazen mutsuz oluyordum, yalnızdım falan da yani. Ha, bok gibi ilişkilerim oldu tamam da abi yani bir yerde de problemler benim problemlerimdi. Ülkenin problemleri değildi. Benim kendi sorunumdu. Ben çözecektim. Şimdi benim çözemeyeceğim 1000 tane sorun var ve ben de onlardan etkileniyorum. Arada kaldım arkadaşlar. Ya yedim yani öyle söyleyeyim. Çok dürüst olmam gerekiyorsa alın size dürüstlük işte yani. Alın size şeffaflık. Yani gözlerime bakıyorsunuz ve deliğime kadar görüyorsunuz şu anda yani. Ben de yani şey bir durumdayım şu an. Sıkışık bir durumdayım. Bunu dediğim gibi kırmaya çalışıyorum. Carpe diem diye yaşamak istiyorum birazcık daha ama içimdeki bu ses de bir şey diyor bana yani. Git diyor bana sürekli anlıyor musunuz? Benim şu anki amacım daha çok dediğim gibi bu duygularla bir de regl olacağım ya duygusalım arkadaşlar. 5 dakika daha konuşsam ben bu konuyu zırlamaya başlarım. Çok özledim çünkü yani yaşadığım odayı o kadar çok özledim ki. Ve o odaya girmemek için saatlerce dışarıda kalıyordum. Bilseydim var ya yani bu kadar özleyeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Öyle işte arada kaldım arkadaşlar. Ve burada yani muhatap olduğumuz durumlar o kadar kırıcı, o kadar insan haklarına aykırı. O kadar korkutucu, o kadar böyle hani mutlu olmayalım diye ki. En iyisi olun, en çok para sizde olsun. Hiç önemli değil. Sokağa çıktığınızda siz de korkuyorsunuz. Bunlarla ilgili şeyler değil bunlar. İnsani bir yaşam alanı mı? Yoksa show business'ta Türkiye'de olmak mı gibi bir aralık. İnanılır gibi değil. Ben zaten işimi uluslararası yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben asla internasyonel olmayacak bir iş yapmayı hedeflemedim zaten. Oyunculuğum da müzisyenliğim de özellikle müzisyenliğim dünya çapında olmasını istiyorum. Ve ben bunun için çabalıyorum. Bu olacak. Bunun için her şey. Ben bu işi dünyaya göstermek istiyorum. Bunu yapacağım. Dolayısıyla ben burada bir süre daha takılırım. Kankiler. Sonra çüz, şönabın, no. Neyse canımız çok sıkılıyor. Ay aşırı düştük ya. Regl arkadaşlar ama PMS böyle şey işte. Bir isim, bir kötüsün. Bir düştün, bir kalktın. Ha bakalım. Bura.
Canlı canlı izlediniz onu. Bir sürede dahil oldunuz. O yüzden ben bu konsepti çok seviyorum. Renk reçete bayılıyorum ve neden bu kadar zamanı çekmişim kızdım birazcık şu an kendime. Çok sevdiğim bir içerik bu. İyi ki böyle bir şeyle çıkmışım karşınıza. İyi ki böyle bir konsept üretilebilmiş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu izlerken çok keyif almışsınızdır. Sizlere umarım yarar dokunmuştur. İki beyanlarımın bir yarar dokunabilmiştir. Hepinizi öpüyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Buraya kadar dinlediyseniz de ayrıca bir daha öpüyorum. Hep sağdan soldan öpüyorum. Hadi bakalım. Hadi. Diğer videoda görüşürüz.